Sevgili arkadaşım, geldik yeni bir idare hukuku dersine ama idare hukukunun en önemli yerine, bel kemiğine geldik. Bu derste idari teşkilatımı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin idari yapılanmasını işleyeceğim. Bir tablo göstereceğim sana. Bu tabloyu hatmetmek için elinden geleni yap. Çünkü ÖSYM her yıl en az bir soru soruyor ve 2024 ne yılı? Mahalli idareler yani yerel idarelerin seçim yılı. Ne olur ne olmaz. Soru daha fazla gelebilir gibi de geliyor bana ve çok çok önemli. ÖSYM'nin de defalarca soru sorduğunu, her yıl en az bir soru sorduğunu söyleyeyim. Ve ben sana bu derste mahalli idareler neymiş, parça parça bir bütün olarak her bir şeyi anlatacağım. Gerekirse bu tablo ve bu tabloya dair anlattığım her şeyi birden fazla sefer izleyebilirsin. Çünkü ÖSYM'nin istatistiği genellikle şunu söylüyor bana. Her yıl en az bir soru soracağım yani bunu işaretlersen belki birçok rakibini geride bırakabilirsin diyor. Hiç korkma öğreneceksin çevrende olan şeyleri göreceğiz. Bakanlık neydi İdare, işte Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye İl Özel İdaresi, Üniversite SGK gibi. Sakın korkma ve şimdi yavaş yavaş tabloyu göstermeye başlıyorum. İşte karşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idari teşkilatı idari yapılanması var. Ve idari yapılanma bizde bir merkezden yönetim bir de yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkezden ve yerinden yönetim mantaliteleri var. Bir üniter devleti güçlendirmek amacıyla bir bütün olmayı sağlayan yönetim felsefesi. Biri de bulunduğun yerden ya da hizmet verdiğin yerden yönetim sağlayayım daha hedefe yönelik olur felsefesi. Ve döndüğümde merkezden yönetimde bir başkent teşkilatı var. Bir de başkente bağlı bir taşra teşkilatı var. Merkezden yönetimin başkent ve taşra teşkilatına bölündüğünü görüyorsun. Yerinden yönetimde de yerel yerinden yönetimler var ki buna mahalli idareler de denir ve bir de hizmet yerinden yönetimler var. Baktığımda merkezden ve yerinden yönetim varmış. Merkezden yönetim başkent ve başkente bağlı taşra teşkilatından oluşuyormuş. Yerinden yönetimde yerel ve hizmet yerinden yönetimden oluşuyormuş. Şöyle isimlerini sayacağım sana. Nerede ne alıyor, ne yer alıyor? Sesli olarak hem duy hem gör. Gerçekten pekişse. Hadi gel bir bakalım. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı var burada. Cumhurbaşkanlığı teşkilatıyla birlikte Cumhurbaşkanına bağlı kuruluşlar, ilgili kuruluşlar var. Ne gibi? Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, Devlet Denetleme Kurulu gibi güzel arkadaşım. Döndüm. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı. Hop, özel kalemi baktığımızda Cumhurbaşkanı yardımcıları. Yani Cumhurbaşkanının baş danışmanlığı var ve özel kalemi var, Cumhurbaşkanı yardımcıları var. Ve döndüğümde benim için bakanlıklar var güzel kardeşim. Biliyorsun bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını biz seninle işledik. Ve geldiğimde başkente yani Ankara'ya yardımcı kuruluşlar var. Ankara'ya başkente yardımcılık eden kuruluşlar aslında anayasada 3 adet gösteriliyor. Bunlar Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay. Danıştay, Sayıştay, MGK aslında anayasaya göre başkente yardımcı kuruluş. Ama ilgili mevzuatta 2010 değişikliğiyle kurulan ekonomik ve sosyal konseyde başkente yardımcı kuruluşlar arasında gösterilir. Hatta bazı akademik kaynaklarda yaş yüksek askeri şura da başkente yardımcı kuruluşlar arasında gösterilir. Cumhurbaşkanı başkanlığında yılda en az bir defa toplanan yaş. Peki başkente yardımcı kuruluşlar MGK, Danıştay, Sayıştay ile ekonomik ve sosyal konseymiş. Döndüm başkente bağlı bir taşra teşkilatı var. Taşra teşkilatında il genel idaresi var, ilçe idaresi var ve bölgesel idareler var. Baktığımda benim için il idaresinin başında vali var, il idare şube başkanları ve il idare kurulu var. Korkma ha! Ankara'daki bakanlıkların atadığı Onlara bağlı çalışan müdürler var ve kurullarda, başkanlıklarda. Örneğin il idare kurulunda kim var? E, i̇l Milli Eğitim Müdürü var. İl Sağlık Müdürü var. Tamam mı? Buradaki bakanlıkların görünen yüzü, bürokratik yüzü. Ve döndüm ilçe idaresi var. Başında kaymakam var. Ve ilçe idare şube başkanlıkları var. Aynı organlar burada da var. İlçe idare kuru var. Bunlarda da yine başkanlıklarda ve kurullarda ne olabiliyor? Güzel arkadaşım ilçe sağlık müdürü. İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi buradaki bakanlıkların görevlendirdiği görevler taşrada bulunuyor. Ve bir de bölgesel idareler var. Ee, KOP, DOKAP, GAP gibi projeler aslında buna gelebiliyor. Ama söz konusu durumda şu an böyle çok aktif olduğunu, hepsinin net bir şekilde buraya yazılabildiğini görmedim. Bölgesel yapılanmalar diyebiliriz. Önceden burada bir de bucak idaresi bulunuyordu. Dediğim gibi şu an aktif, kurulu işleyen bir bucak idaremiz olmadığı için ben kaldırıldığı için burada ne yaptın? taşlara yer vermedi. Peki baktığımızda merkezden yönetimi daha da yakından göreceğiz senin ama hızlıca bir yakından gör. Bakın başkent teşkilatı var. Taşra teşkilatı var. Başkentin görünen yüzleri var kurullarda. İlin başında vali, ilçenin başında kaymakam var. Şöyle görüyorsun görüyorsun. Başkente bak Ankara'dakiler var. Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, cumhurbaşkanlığı. Baş danışmanlık özel kalem var. Ankara Hekimler Yardımcı MGK Danıştay Sayıştay ile Ekonomik ve Sosyal Konsey var. Şimdi bana geri geldin. Senle beraber ne yapıyorum? Bir de yerinden yönetimi anlatıyorum. Yerinden yönetim felsefesi yerel yerinden ve hizmet yerinden yönetim olarak ikiye ayrılıyor. Ve mahalli idareler de diyebiliyoruz yerel yerinden yönetime yani 3 nolu sütuna toplamda. Ve yerel yerinden yönetimlerde neler var? İl özel idaresi var. Belediyeler var, büyükşehir belediyeleri ve köy idareleri var. Gördüğünüz üzere mahalleler hala idari teşkilat içerisinde bulunmamaktadır. Yani sana hangisi şurada yer almaz, teşkilatın şurasında yer almaz falan derse mahalle diyebilirsin. Çünkü mahalle idari yapılanmamız içerisinde teşkilatta bulunmuyor. Burada da bahsettiğimiz köy idaresi ve muhtardan da bahsedeceğimiz kastımız köy muhtarı olacak. Ve baktığımda il özel idaresi, vali, il genel meclisi ve il encümeni var içerisinde. Belediye idaresinde belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni var. Hop! Büyükşehir Belediyesi'ne baktığında Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Encümeni var. Baktığımda kestim. Buraya kadar ne var? Başındaki adam meclisi encümeni. Başındaki adam meclisi encümeni. Başındaki adam meclisi encümeni var. Ve köy idaresi var. Mıhtar var. Mıhtar köy derneği var. Ve köy ihtiyar heyeti ya da ihtiyar meclisi var. Buradakilerin hepsi ihtiyar olmak zorunda mı hocam gibi kötü esprileri istemem ihtiyar seçilmiş demek seçilmişler meclisi, bir nevi, mahalledeki muhtar nazaları var ya bir nevi o ve baktığımızda bir de hizmet yerinden yönetimler var. Hizmet yerinden yönetimler benim için idari, iktisadi, sosyal, bağımsız idari otorite olarak denetim mekanizması olarak bilimsel teknik araçlar olarak mesleki kuruluşları olarak örgütlenmiş. yani belli alanlarda örgütleme yapmışız. ve idari kamu kurumlarında devlet su işleri var. Orman Genel Müdürlüğü var. Oraya örnek yazmışız. Hatta Karayolları Genel Müdürlüğü'nü bile buraya örnek verebilirim. Bununla birlikte iktisadi kamu kurumları var. TCDD, BOTAŞ, Çaykur bunları örnek verebilirim iktisadi kamu kurumlarına. Sosyal kamu kurumlarında SGK ve işkuru örneklendirmişiz. Bağımsız idari otoriteler var. Buna düzenleyici, denetleyici kuruluşlar da derler. Baktığımızda SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olarak var. Buna birçok kuruluşu e ekleyebiliriz. Rekabet kurumu, radyo televizyon üst kurulu gibi bizim için e denetleyici, düzenleyici kuruluşları ekleyebiliriz. Bilimsel, teknik, kültürel kamu kurumları, üniversite, TÜBİTAK gibi, devlet tiyatroları gibi ve döndüm kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşları, Ankara Ticaret Odası, Türkiye Barolar Birliği, Odalar ve Borsalar Birliği, Karambar kamyoncular derneği değil tabii ki. Yani mesleki kuruluşlar, tabipler birliği gibi. Şimdi baktığımızda bunlar da hizmet verdiği yere göre konuşlanmış. Bir mantığı var. Ve gördüğünüz üzere merkezden yönetim ve yerinden yönetim var. Merkezden yönetimdeki ve yerinden yönetimdekilere şöyle bir daha yakından baksana. Bak. Ankara'da başkent var. Başkent teşkilatı var ve merkezde yine başkente bağlı bir taşra teşkilatı var. Ankara'dakiler var, bak başkentte ve yardımcı kuruluşlara dikkat ettin. Vali, kaymakam, kurul ve başkanlar Taşra'da, yerel'e geldiğim encümenler, meclisler, köyler başındaki kişiler hep yerel yerinden yönetimde. Yani bir yerin meclisi hep mahalli idarelerde, bir yerin encümeni hep mahalli idarelerde unutma ve baktığımızda binalarda hizmet yerinden yönetimde. Ya da bir başka de işte tekrar toparlamak gerekirse. Başkentte Ankara'dakiler var. Yardımcı kuruluşları unutma. Taşraya baktığında vali, kaymakam, kurullar, başkanlar var. Yerel yerinden yönetimlerde encümen, meclis, köyler ve başındaki kişiler var ve binalar hizmet yerinden yönetimde. Sana şu soru her kitapta gelecek. Hangisi taşra teşkilatında bulunmaz? Cevap il genel meclisi. Çünkü Taşra'da ille ilgili bak il genel idaresi var, il idare şube başkanı var, il idare kurulu falan var ya. İlle ilgili her şey Taşra gibi gelecek. Hayır. İl özel idaresinin altında 3 nolu sütunda il genel meclisi var. Meclisi gördün mü yerel yerinden de. Encümeni gördün mü yerel yerinden yönetimlerde? Yani mahalli idarelerde diyeceksin. Ve ben sana bu tabloyu gerçekten birden fazla şekilde öğreteceğim. Öğreneceksin. Ne nerede yer alıyor bileceksin. Mahalle yer almıyor bu teşkilatta henüz. Bileceksin ve seninle biraz daha sohbet ediyorum. Bak. Bana geldin. Güzel arkadaş. Birazdan göreceğiz. Her şeyle didik didik edeceğiz. En son denetleme olayına geleceğiz idarenin bütünlüğüne. Merkezden yönetim felsefesi şudur. Herkes her şey Ankara'da toplansın. Tüm yetkiler merkezde toplansın. Tüm mali kontrol tek elde olsun. Kasayı sadece Ankara tutsun ve baktığımızda üniter yapı, tekçi yapı güçlensin. Evet bu güzel bir şey çünkü üniter devletim ben. Üniter yapıyı güçlendirir, hizmetleri yeknesak yani tek elden yürütmeyi sağlar. Ve bölünme olmadığı için e, karar almada her şey Ankara'nın elinde olduğu için de benim için şöyle bir durum var ya. Hizmetler rasyonel yürütülür çünkü yerel etki altında kalmaz yöneticiler. Ankara'da karar alıyor o yöreyi görmeden ve uyguluyor her yere eşit şekilde. Mali kontrol kolaylaşır çünkü kasayı Ankara tutuyor, merkez tutuyor. Kararı Ankara alıyor. Ama bu merkezden yönetimin yararı olduğu gibi zararları da var. Neden? E bölgesel istekleri, ihtiyaçları göz ardı edebilir. Bu yüzden de pek demokratik değil. He, bu açığını kapatmak için sürekli oraya bürokrat atamak zorunda kalır taşra teşkilatı açısından kurullar, başkanlar atamak zorunda kalır. He, bu da bürokrasiyi bürokratik zinciri bürokrasiyi artırır ve kırtasiyeciliği, kağıt kullanımını artırır. Sürekli talimatname, kararname, sürekli bunları bürokrasi ve kırtasiyeciliği artırır. Ama yerinden yönetim öyle mi? Bulunduğu yerden yönetim sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi. Ya da Ankara'da yeni mahalle, Çankaya Belediyesi gibi, Yozgat Belediyesi gibi, Sorgun Belediyesi gibi, Siirt Belediyesi gibi ya da hizmet verdiği yere bağlı bir yönetim sağlıyor. Hacettepe Üniversitesi gibi. Bülent Ecevit Üniversitesi gibi Atatürk Üniversitesi gibi dolayısıyla bulunduğu yerde yönetim sağladığı için bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulunduruyor. Ve daha demokratik. Ve hiç kimseyi atamaya, bürokrat atamaya gerek yok. Ben zaten oradan yönetim sağlıyorum diyor. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltıyor. Ama burası da ne biliyor musun? Herkes kendi yönetimini bulunduğu yerde sağladığı için her kurum üniter yapıyı zedeliyor. Bölgesel eşitsizliklere sebebiyet veriyor. Bir belediye başka bir karar alıp uygulama yapıyor. Bir belediye başka. Anlaştık. Bizim için gerçekten problem ortaya çıkabiliyor güzel arkadaşım. O yüzden de e, dağılmalara, adaletsizliğe sebep olabiliyor. Bizim için üniter yapıya zarar meydana getirebiliyor. Yani buranın yararı buranın zararı, buranın yararı buranın zararı gibi oluyor. İkisi birbirini tamamlıyor. Ve bu tablo ile ilgili sana anlatacağım bir şeyler daha var. Bak Merkezden yönetimde tek bir devlet tüzel kişiliği var. Baktığımızda yerinden yönetimde ise ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip organlar var. Bak şimdi seninle birazcık konuşalım. Bizim kamu kurumlarımızda iki tür kişilik oluyor. İleride anlatacağım sana ama burada da bahsetmek istiyorum. Bir devlet tüzel kişiliğinde olanlar, bir de ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olanlar. Eğer bir kurumun devlet tüzel kişiliğinde olduğunu söylüyorsak, ayrı mal varlığı yok, ayrı bütçesi yok, tamamen devlete bağlı. Ama bir kurumun ayrı kamu tüzel kişiliği varsa, adı üstünde ayrı kişiliği var. Ayrı mal varlığı, ayrı bütçesi ve kendine ait bir nevi ayrı karar alma mekanizması var. Ayrı kişiliği var ya. Ve bu noktada devlet tüzel kişiliğinde ise bunların ayrı mal varlığı ve ayrı bütçesi yok merkezden yönetimdekilerin. Yani tamamen devlete bağlı. Ama yerinden yönetimdekilere bakın hepsinin ayrı kamu tüzel kişiliği varmış. Yani burada yer alan organ ya da makamların her birinin ayrı mal varlığı, ayrı bütçesi, ayrı kişiliği var. Örneğin Siirt. İl Özel İdaresi'nin ayrı, Bayburt İl Özel İdaresi'nin ayrı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı, Yeni Mahalle Belediyesi'nin ayrı ayrı kişiliği var. Dolayısıyla da bizim için önemli yani aslında ileride sana bahsedeceğim tekrar tekrar burada bir zemin oluşturuyorum. Ya burada devlet adlı binanın içindeler hiçbirinin kendine ait binası ve bütçesi yok. Tek bir kişiliğin içindeler binanın içindeler. Burada her birimin ayrı kişiliği ayrı binası ayrı mal varlığı var. Böyle düşün. Tamam peki bu tabloyu biraz daha irdelemeye devam edelim. İrdelemeye devam etmeden önce bir daha baksana ya şöyle yakından. Bak Ankara'dakiler var ve baktım yardımcı kuruluşlar var. Vali kaymakam kurul ve başkanlar Taşra'da. Encümenler meclisler yerel yerinden yönetimde yani 3 nolu sütunda ve hizmet yerinden yönetimlerde binalar var. Ne olur hizmet yerindendekileri ezberleme. Ve geri geldim bana artık irdelemeye başladım. Aham da geçtim bir sonraki yere sana tekrar söylüyorum. Başkent ve Taşra'dan oluşan merkezi idarenin tek bir devlet tüzel kişiliği içinde devlet kimliği içinde örgütlendiğini unutma. Ve yerinden yönetimlerin yerinden yönetimlerde yerel ve hizmet yerinden var her bir organın ayrı kamu tüzel kişiliğinin olduğunu unutma. Peki İlerliyorum. Baktım, şöyle baktım, ilerledim. Bak, merkezi idarede benim için başkent ve taşra teşkilatı var. Aham da ben buraya bir T'yi fazla atmışım. Aham da buradan güzellikle karalamak suretiyle götürdüm. Ben görmüyorum artık, sen de görmüyorsundur. Ve baktım Cumhurbaşkanı, bakanlar, yar, e, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Bağlı kuruluşlar, yardımcı kuruluşlar, MGK, Danıştay, Sayıştay ile ekonomik ve sosyal konseyde hatta yaşı bile sayan akademik kaynaklar var. Taşra'da il ve ilçe idaresi var. Vali, kaymakam, kurul ve başkanlıklar vardı. Hatta bölgesel idareler de vardı. Yerel ve hizmet yerinden yönetimler var. İl özel idaresi, belediyeler, köyler var. Hizmet yerinden de, de idari, iktisadi, sosyal, bilimsel, teknik açıdan örgütlenen kuruluşlar var. Ve tek bir devlet tüzel kişiliği var ve ayrı kamu tüzel kişilikleri var. Peki devam ediyorum ben. Devam ediyorum. Başkent teşkilatı vardı. Hatırlar mısın? Başkent teşkilatı vardı ve başkent teşkilatında benim için Cumhurbaşkanlığı var. Cumhurbaşkanı yardımcıları, özel kalemliği, danışmanlığı, baş danışmanlığı, devlet denetleme kurulu gibi yapılar var ve Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Bakanlıklar da var ve başkente yardımcı kuruluşlar var. Unutma hangisi yardımcıdır, değildir diye soru geldi, gelecek. Niye gergin anlatıyorsam ben. Döndüm. Buraya baktım. Ha bu bilgiyi de unutma. Ankara'da yani başkent teşkilatında en yüksek hiyerarşik amir tabii ki cumhurbaşkanıdır. Bakanları seçer, yardımcılarını belirler. Unutmuyorsun. Peki güzel arkadaşım en yüksek hiyerarşik amiri başkentte sorarsa cumhurbaşkanı diyecek misin? Şöyle yakından bir daha başkenti gördün. Zihnine kazınsın kanka. Gördün, geri bana geldin. Ahanda ilerledim. Dedim ki, başkentle ilgili benim bazı bilgiler vermem lazım. Ama şimdi bir de taşra ile ilgili bilgiler vermeliyim. Çünkü başkente bağlı yine merkezden yönetimde devlet tüzel kişiliği içinde tamamen başkente bağlı bir taşra teşkilatı var. Tabi bu Ankara'nın içinde de örgütlenmiş bir taşra teşkilatı. Ankara'da da vali var, Ankara'da da kaymakam var, kurullar vesaire. Şimdi baktığımızda vali İl idare kurulu ve başkanlıklar var. Ben sana bu videonun altında il idare kurulunda kim var, ilçe idare kurulunda kim var yazacağım. Böyle bir soru çıkmadı ama bazı mümferi kitaplarda görüyorum. Derste çok boğulmanı da istemiyorum. Çok yok sorusu. Hatta hiç yok vatandaşlıkta. Döndüm İlçede kaymakam, ilçe idare kurulu ve şube başkanlıkları var. Bak taşrada vali, kaymakam, kurul ve başkanlıklar var. Bir de bölgesel idareleri tekrar tekrar söylemiş olayım. Taşrayı da yakından gördün. Şöyle fişek gibi baktın. Hemen bundan sonra baktın göz gezdiriyorsun gezdirdin gezdirdin. İl ilçe dedin geri bana geldin. Hop devam ediyorum. Ve baktığımda artık validen bahsetmem lazım. Vali il idaresinin başında güzel arkadaşım. Ve vali ilde cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Yani Cumhurbaşkanımızın o ilde idari açıdan gözü, kulağı, temsilcisi validir. Vali Cumhurbaşkanı kararıyla atanır. Dikkat, kararname demedim. Tek yanlı bir işlem, kararla. Baktı, kararnameye de gerek yok. Vali Cumhurbaşkanı kararı ile atanıyor. Ve vali bir istisnai memurdur. Bu ne demek? sınav bilgisi demek sınav bilgisi değil ne demek oldu ama 657'ye de tabi ama 657 dışındaki mevzuatlardan da destek alan farklı özel yetkileri de bulunan e, görevli demek istisnai memur başında bulunduğu valiye personel atayan var olan personelin görev yerini değiştiren ya da onu açığa alan uzaklaştıran ya da görevinden alan kişi istisnai memur olabilir. Vali istisnai memur. İl'de devletin Cumhurbaşkanının temsilcisi durumundadır. İl'de Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır dedim sana. Ama devletin de temsilcisi derken bak güzel arkadaşım. Bugün Amerika Devlet Başkanı Biden Türkiye'ye gelecek. Olayı yazıyorum böyle. Hikaye ben ee, bakayım Antalya valisiyim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Celal Hocamız Ankara'da Ankara'da da Biden'ı karşılayacaklar. Aker'de Biden'ın pilotu. He. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Tam Ankara'ya gelecek belirli trafik, tören, planlama, karşılama ayarlanmış, uçuşlar ertelemiş, iptal edilmiş ya da düzenlenmiş. Bir anda Biden'ın uçağı arıza yapıyor ve aniden Antalya'ya iniş yapması gerekiyor. Örneklendiriyorum. Delhal Ankara'dan Antalya'ya valiye telefon çakılır ve Antalya valisi olarak ben çıkarım, karşılamayı planlarım, uçuşlarla ilgili planı yaptırırım. Orada kim varsa komutan vesaire yanıma da alırım ve usul şudur Biden uçaktan indi adımı son adımını attı merdivenden ben de ona bir adım atarım ve elimi uzatırım merhaba ben Türkiye valisi. Yani o an devleti temsil edecek idari olarak da cumhurbaşkanımız adına hareket edebilecek kişiyim. Yani bugün Hatay valisi gerekli durumlarda Suriye ile dış ilişki kurabilir. Devletin temsilcisidir ve Cumhurbaşkanı'nın da temsilcisidir. Döndüm, vali ilde genel emirler çıkarabilir. Yani ile giriş çıkışı engellemesi gibi. Bu ildeki polisler atıyorum artık 12 saat çalışıp 24 saat dinlenmesin, 24 saat çalışıp 12 saat dinlensin gibi örneklendiriyorum. İlde genel emir çıkarabiliyor ve silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetleyemiyor. Kalan tüm kurumları denetleyebiliyor. Ha silahlı kuvvet ve yargıyı denetleyemiyor ama silahlı kuvvetlerden yardım isteyebiliyor ve gelmesi gerekiyor. Çünkü güzel arkadaşım, devlet temsilcisi tehditle, tehlikeyle karşı karşıya kalmış olabilir. Ve sana sınavlarda defalarca sorulan bir mevzu yetki genişliğini anlatacağım. Yetki genişliğine sahiptir vali. Yetki genişliği ne demek? Soruldu, sorulur, sorulacak. Defalarca soruldu. Bugün okulların hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil mi? Evet. Ama bugün Kars'ta kar yağdığında kararı kim alıyor tatil için? Vali. Çünkü Ankara'dan karar gelene kadar kar erir diye. Ha. Merkezden yönetimden karar gelirken alınırken gecikmeler olabiliyor taşra açısından. İşte merkezden yönetimin gecikme ve sakıncalarını ortadan kaldırmak ya da süspanse etmek amacıyla yalnızca il yönetiminde Yalnızca valiye tanınan merkez adına karar alma yetkisine ben yetki genişliği diyorum. Yani yetki genişliği sadece il yönetiminde kullanılır. Sorulur. Ve sadece valiye aittir. Çıktı. Dedi ki, merkezden yönetimdeki bazı idarecilerin başkent adına karar alabilmesine ne ad verilir de dedi? Yetki genişliği hangi yönetim biriminde kullanılır dedi? Cevap ildi sadece. Dikkat et. Yalnızca kim kullanır derse de vali. Anayasal bir yetkidir. Vali bu yetkiyi kullansa da merkez adına kullanmış olur. Tüm sorumlulukta merkez de vardır. Çok önemli. Peki, peki, peki yetki genişliğinde söyledim. Vali dedim. Cumhurbaşkanı kararıyla atanır dedim, devleti cumhurbaşkanı temsil eder dedim, istisnai memurdur dedim, silahlı kuvvet ve yargı organlarını denetlemez yardım alabilir dedim, genel emir çıkarabilir, yetki genişliğine sahiptir dedim. Şöyle karşını aldım, şöyle bir bakıyorsun hızlıca, istisnai memur kararla atanır, hop 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 genel emir çıkarır, yardım ister, yetki genişliğine sahiptir dedin, geri bana geldin bir de kaymakam var. Kaymakama şöyle bir baktığımda ilçe idaresinin başında da kaymakam bulunuyor. İlçe idaresinin başında kaymakam bulunuyor ve kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır. Bakın Cumhurbaşkanının temsilcisidir demedi. İdari yürütme vasıtası da Aldığı kararları uygulayan bir kimsedir, görevlidir. Ve kaymakam İçişleri Bakanı teklifi, Cumhurbaşkanı onayıyla atanır. Yani vali karar ile atanıyor iken Kaymakam onayla atanıyor. İçişleri Bakanı teklif ediyor, Cumhurbaşkanı onayla atanıyor. Bir yazılı sınav yapılıyor, ÖSYM'nin yaptığı yazılı sınav diyorum, test sınavı yapılıyor ÖSYM'nin yaptığı. Başarılı olursa mülakata giriyorsun, başarılı olursan İngiltere'ye staja gönderiliyorsun, stajı da başarıyla tamamlarsan geliyorsun Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kaymakamlıkla ilgili pozisyon ve görevlerde bulunuyorsun. İsteyenlere Allah nasip etsin. Peki baktım kaymakam yetki genişliğine sahip değil. Burası benim için önemli. Çünkü sadece valiye tanınmış. Çünkü sadece il yönetiminde kullanılıyor yetki genişliği. Kaymakam istisnai memur da değil. Ama boş adam da değil. Güvenceli bir meslek memurudur. Meslek memuru yani evet istisnai memur olmasa da bir güvenceli meslek memurudur. Yani bulunduğu görevden şak diye atamazsınız. Önce açığa alınacak. Gerekirse yargılamaları soruşturması devam edecek. Kesin suçlu bulunursa öyle görevden gidecek. Güvenceli meslek memuruymuş. Ve farkındaysan kaymakam yine ne yapamıyor? İlde genel emir ya da ilçede genel emir de çıkaramıyor. Çünkü o ili kapsayan genel emiri sadece kim çıkarabiliyor? Vali. Farkındaysan kaymakam devleti de temsil edemiyor. Yani o ilçeye yabancı bir devlet temsilcisi geldiğinde yine kimi çağıracak? Hayır abisi valiyi çağıracak ve yargı organları ve silahlı kuvvetler dışındaki tüm kurumları denetleyebiliyor ilçede. Ha, TSK'dan yine yardım da isteyemiyor. Hocam tehdit olduğunda, tehlike olduğunda kimden isteyecek? Vali. O zaman şöyle bir baktığımızda senle bir toparlayalım. Kaymakama baktın. Cumhurbaşkanının onayıyla atandı. Kaymakama baktın, ilçe idaresinin başında. Kaymakama baktın, biraz daha yakından alsana. Şöyle görsünler. Hop, yetki genişliği yok. Kaymakam istisnai memur değil, güvenceli meslek memuru. Yargı organlarını ve STK denetleyemiyor. He, ona yardım da isteyemiyor. Vali aracılığıyla isteyebiliyor. Şimdi baktığımızda ben il ve ilçenin kurulması ile il ve ilçenin adının değiştirilmesi kanunla olur. Çıkmış sınav sorusu. İller hangisiyle kurulur? Kanun. İlçeler hangisiyle kurulur? Kanun. İl ve ilçenin adı neyle değiştirilir? Kanun. Diyeceksiniz. Tamam güzel arkadaşım. Önemli. Ve baktığımızda Kazan ili var, Kazan ilçesi vardı Ankara'da. Adı değiştirildi hatta. Kahraman Kazan oldu. Neyle yapıldı? Kanun. Sana örnek kolay da verebilir. Şu ilçe'nin adı şu hale getirilmiştir. Neyle değişti? Kanuna. Bitti gitti. Tamam. Peki Kaymakam'la ilgili durumu gördün ama bir benle kal. Bak güzel arkadaşım. Baktığımızda vali cumhurbaşkanını temsil eder. Devleti temsil eder. Kaymakam sadece idari yürütme vasıtası. Vali kararla atanıyor. Kaymakam onayla atanıyor. Vali yetki genişliğine sahip. Kaymakam değil. Vali istisnai memur. Kaymakam meslek memuru. Vali devleti de temsil eder. Kaymakam devleti temsil edemez. Vali genel emir çıkarabilir. Kaymakam çıkaramaz. Vali TSK'dan yardım isteyebilir. Kaymakam isteyebilir. Tamam. Peki devam ediyorum. Bir diğer mevzuma yerel yerinden yönetimler ve hizmet yerinden yönetimler vardı. Tekrar hatırlatalım geçmeden. Bak il özel idaresi, belediyeler, köy idaresi var. Mahalle bak teşkilatta yoktu. İdari, iktisadi, mesleki, sosyal, bilimsel, teknik ve denetleyici yani bağımsız idari otorite olarak çalışan kurumlar var. Ve baktığımızda yerinden yönetimlerin her birinin ayrı kamu tüzel kişiliği olacak her bir birimin bu noktada bizim için önemli. Ve encümenler, meclisler hep yerel yerinden yönetimde yani mahalli idarelerde dedim. Peki ilerliyorum, ilerliyorum. İlerlemeden önce hatta şöyle zalim bir görseler mi ya? Ha geldim. Bir bakın ya kanka. Bak bu ders bu işin bel iyice İyice belleyeceksiniz burayı. Geri geldim, şimdi ilerledim. Yerel yerinden yönetimlerde il özel idaresi var. Hani büyük bir şehire giriyoruz, il sınırı diyoruz ama yaşam alanına, merkezine doğru ilerlediğimiz yer var. Böyle il sınırı diyor ama bayağı çorak araziden gidiyoruz. Şimdi yaşam alanına o merkeze belediye hizmet götürüyor. Ama o il sınırından o merkeze ulaşana kadar o çorak arazi, otobüsten arabayla gittiğimizde tarlalar, dağlar, mağaralar. Bunun de, e, hizmetini kim veriyor? Buralara kim bakıyor? İşte il özel idaresi. Hmm. Ama şunu söyleyeceğim. 2014'te büyükşehir belediyesi olan illerimizden il özel idaresi kaldırıldı. Yani Ankara'da, yani Ordu'da, yani İstanbul'da il özel idaresi yok. Peki hocam Ankara ya da ordayı sınırına girdiğimizde merkeze gidesiye kadar o alana kim hizmet götürecek? İşte oralarda büyükşehir belediyesi tam alana hizmet götürüyor. Ve baktığımızda il özel idaresi illerin kurulması ile kendiliğinden kuruluyor. Yani bir ilin kurulması kararı aldı, otomatikman kendiliğinden il özel idaresi organı yapılandırılıyor kendiliğinden, illerin kurulmasıyla kendiliğinden kuruluyor. Ve il özel idaresinin başı ve yürütme organı da validir. Ama baktığımızda yerel yerinden yönetimlerde karar organları genellikle nedir? Halk tarafından seçilmişlerden oluşur. O yüzden başı ve yürütme organı vali olsa da il özel idaresinin karar alma organı halkın seçtiklerinden oluşan il genel meclisidir. Meclisler karar organı olduğu için seçilmişlerden oluşur. O zaman meclise vali de başkanlık edemez. Niye? Çünkü vali seçilmiş değil atanmıştır. O yüzden kendi başkanını kendisi seçiyor. Bilgin olsun. İl Genel Meclisi'nin başkanı kimdir? Kendi içinden seçilen üye. Tamam. İl Genel Meclisi üyeleri 5 yıl için seçiliyor. Halk tarafından seçiliyor. Bak yerel seçimlerde biliyorsun mahalli idare seçimleri 5 yılda bir yapılıyor. Ve İl Özel İdaresi'nin danışma ve ikincil karar organı hatta kamulaştırma kararı alma organı da İl encümenidir. Yani encümenlerde bizim için danışma ve ikincil karar organı. Bunu sakın unutma. Şöyle bir geriye gelsene kanka. Baktığımızda, bak. Başındaki adam başı ve yürütme organı. Karar organları meclisler. Her yerde bu böyle. Encümenlerde danışma organı. Nerenin encümeni sorarsa danışma ve kamulaştırma ikincil karar organı de. Nerenin meclisini sorarsa seçilmişlerin oluşturduğunu bil karar organıdır de. Belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, vali burada sor. Kesinlikle yürütme organı ve başıdır de. Şimdi yine geldik aynı yere. Güzel arkadaşım. Şimdi hem merkezden hem yerinden yönetimde vali var biliyorsun. İl özel idaresinin başında da il genel idaresinin. Ama il özel idaresini tek bir kişilik olarak kabul et. Ama orada valiyi tek başına düşünme. Vali dendiği zaman taşla da il genel idaresinin başındaki vali kayıt al, Tamam Şimdi döndüm. Güzel arkadaşım 2014'te büyükşehir belediyelerinden kaldırıldığını söyledim. Başı vali, karar organı il genel meclisi ki seçilmişlerden oluştuğu için vali burada yok. Kendi başkanını kendi seçiyor dedim ve 5 yıl için il genel meclisi üyeleri seçiliyor dedim. Danışma organı da il encümeni dedim. Peki baktığımızda döndük bir diğer mevzumuza. Aham da nere? Belediyeler. Arkadaşım belediyeler. İl ve ilçe merkezleriyle Nüfusun en az 5000 olduğu yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla kuruluyor. Bakın 5000'e takılma. İl ve ilçe merkezlerinde bir de en az 5000 nüfuslu yerlerde kuruluyormuş. Herkes 5000'i bunu biliyor. Ve ne diyor biliyor musun? 2014 sorusunu çözebiliyorum İsmail hocam diyor. 2014 sorusu ne diyordu kanka? Bir yerde belediye kurulabilmesi için kaç nüfusun olması lazım? En az 5000. Ama 2018 sorusu ne diyor? İl merkezi, ilçe merkezi en az 5000 nüfuslu yerler. Yukarıdakilerden hangilerinde belediye kurulabilir diyor? 1, 2, 3 demen lazım şimdi. İl ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur. Ha, tamam. Ve belediyeler Cumhurbaşkanı kararıyla kuruluyor. Bakın valinin atanma usulü gibi. Cumhurbaşkanı kararı, kararname demedim, karar. Ve iki belediye arasında 5000 metre mesafe olacak. Yoksa öncekine birleştireceğim diğer yeri, tamam mı? 5000 metre. Ve baktığımızda nüfus öğrenciden gelenler. He, burası çok güzel. Hocam 5000 nüfusu bulduk. 2 ay sonra bir kişi öldü. 4000 dolay doğu... yapmayın, tamam? Hoş değil. Sıkıntı yok ondan sonra. Kuruldu ya nüfus 2000'in altına düşerse Cumhurbaşkanı kararı ile köye dönüştürülüyor. Nüfusu 2000'in altına düşerse nasıl kuruldu? Kararla. O şekilde o kararla da köye dönüştürülüyor. Cumhurbaşkanı kararıyla. Geldim Büyükşehir Belediyesi'ne. Büyükşehir Belediyesi hop nüfusu en az 750 bin olan yerlerde kanunla kuruluyor. Yani belediye için 5000 nüfus ve cumhurbaşkanı kararı dedim ve büyük şehir için 750 bin nüfus ve kanunla kuruluyor. Şu an itibarıyla 30 büyük şehrimiz var. Ordu en son olan bu değişebilir ilerleyen dönemde güncel gelişmeleri, haberleri ve gündemi takip etmelisin. Büyük şehirlerde il özel idaresi yoktur. Haberin olsun. Peki hocam önemlidir hakkında soruşturma bulunan bir belediye başkanını geçici olarak uzaklaştırma, açı alma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na aittir. Yani bir belediye başkanı var, onu açı alacağız, uzaklaştıracağız diyorsak bunu İçişleri Bakanı yapabilir. Ama bir belediye başkanının görevine tamamen son verme yetkisi Danıştay'a aittir. Yani idari yargıdaki bir mahkeme olan, yüksek mahkeme olan, temyiz mercisi olan Danıştay'a aittir. İsmail Erimaz bir belediye başkanı. Onu görevden alacaksın. Danıştay. Onu uca, uzaklaştıracaksın. İçişleri Bakanı. Çıkmış sınav sorusu. Açığa alan İçişleri Bakanı sadece açığa alabiliyor ama uzaklaştırabiliyor. Ama görevine tamamen son veren Danıştay. Şöyle yakından bak. Bir de köye gidelim. Gerçekten çok bütün bir ders oldu. Gerçekten bu dersi defalarca da olsa ne olur dinle il ilçe merkezleriyle en az 5 bin olan nüfuslu yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurduğun, 2 binin altına düşerse yine Cumhurbaşkanı kararıyla köye dönüştürdün, 750 bin nüfusla ve kanunla büyükşehir kurdun, bir belediye başkanı İçişleri Bakanı açı aldı, uzaklaştıran e, İçişleri Bakanı'ydı ama görevine tamamen son veren Danıştay'dı. Döndüm, peki ilerledim, sona doğru geliyorum, köyler. Köyler nüfusu hocam 150-2000 aralığında olan yerlerde İçişleri Bakanlığı kararıyla kuruluyor. Nüfusu 150-2000 aralığında olan yerlerde İçişleri Bakanlığı kararıyla kuruluyor ve köylerin başında muhtar bulunuyor. Ve muhtarı köydeki seçmenler seçiyor. Şöyle bir soru var. Muhtar siyasi partiden aday olmaz muhtarla? Bunu da sormuşlardı. Mahalle muhtarı olarak sormuşlardı da mahalle teşkilatlı olmadığı için ilişkilendirmiş olayım. Belediye başkanlarında de hep siyasi parti üyeliği var. Milletvekillerinde de var olabiliyor ama muhtarda gerek yok böyle bir şeye ve muhtar köydeki seçmenler tarafından seçiliyor. Muhtar düz devlet memuru niteliğinde kanka. Maaşı da asgari ücret. Ama bastığı kaşeden yolunu bulan adama muhtar denir. O basıp da 5 lira, 10 lira alıyor ya. He, onlar cebek alıyor. Bizim mahallenin bir muhtarı vardı bir beyefendi. Ee, çeşitli yerlerde yakalanmıştı. Onu şey yaptı. Heh, il idare kurulu görevden aldı o zaman. İl ve ilçe idare kurulu görevden alabiliyor ya da uzaklaştırabiliyor. <laughs> Şu an annemin de kankası bir hanımefendi var. Annem tabii cinsiyetçilikte yapıyor mu? Tabii ki yapıyor. Güzel muhtarla gezilere gidiyor. Çok memnunuz diyor. Böyle demokratik bir muhtar görmedim diyor. Evet. Muhtarı seçmenler seçiyor. 5 ee, yılda bir yine. Peki güzel ka kankacım, güzel memur adayı. Köy derneği diye bir organ var. Muhtar köyün başında da bir de dernek var. Düğün dernek diye bir laf duydunuz mu? Duydunuz. İşte o buradan geliyor. Köyde bütün derneği toplayın deyince köydeki aklı selim herkesi toplayın anlamına geliyor biliyor musun? He, Yani 18 yaşını doldurmuş ergen, reşit herkesi toplayın. Hımm. Köy derneği. Köydeki tüm seçmenlerden oluşuyor. Dikkat, tüm halk demiyorum, tüm seçmenlere dernek deniyor. E o zaman muhtarı tüm seçmenler seçiyorsa, köy derneği seçiyor. Aynı şey. Ve köyler doğrudan demokrasi örneğinin görülebildiği tek idari birimimiz biliyor musun? İnsanları köylerden kentlere göç ettirdiler, köylere hazret bıraktılar derler. O yüzden. Köyler doğrudan demokrasinin görüldüğü tek yer aslında ya. Köyün zorunlu işlerini, isteğe bağlı işleri zorunlu olarak belirleyen de köy derneğidir. Yani köydeki tüm seçmenlerdir. Ve nasıl mıhtarı dernek seçiyorsa köydeki ihtiyar heyetini de dernek. Yani köydeki tüm seçmenler seçiyor ama burada köyde iki doğal üye var. Yani seçilmeden doğrudan üye kabul edilen o da kim? Köyün imamı ve köy Öğretmen, baş muallim ile imam olacak ve diğerleri de ihtiyariyet üyelerinin köy derneği yani köydeki tüm seçmenler tarafından belirlenecek. Köyün bir nevi beyin takımı güzel arkadaşım. Köy derneği, köy seçmenleri tarafından iki doğal üyesi hariç seçilir. Muhtarı denetliyor, imece ve salmaya karar veriyor. İmece yardımlaşma, salma küçük toplanan paraydı. Ee, bütçeyi kabul ediyor. Bizim için önemli mi? Önemli. Ee, güzel arkadaşım belli durumda kamulaştırmaya el atıyor. Belli durumda cezalandırmalar yapıyor ihtiyar heyeti. Köy derneği tüm seçmenler ne olur unutma zorunlu hale getiriyor. Bu köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getiren hangi organdır da dernek. Tüm seçmenlerden oluşan hangisi de dernek. Düğünü derneği toplayın demek ne demek? Ergin olan herkesi getirin demek. Muhtarı da dernek seçiyor. 152 bin nüfus İçişleri Bakanı kararı. Geldin bana baktın. Yakından, yakından, yakından... Kanka 152 bin çıktı. Hop İçişleri Bakanlığı kararı çıktı. Hocam baktığımızda muhtarla ilgili husus çıktı. Dernek çıktı. Ne olur dikkat et. Ve artık büyük şehirlerde il özel idaresi olmadığı gibi köyler de yok. Büyük şehirlerde köy yok. Hatta yok. Tamam şekerim. Yani büyük şehirlerdeki köyler de mahalleye dönüştürüldü. Ben Ankara'da Batı kentte, Batı kent semtinde şeyde oturuyordum. Ergazi köyünün orada oturuyordum. Orası komple Ergazi mahallesi oldu 2014 itibariyle. Artık büyük şehirlerdeki köyler mahalleye dönüştürdü. Yani bizim buralarda yani Ankara'dayım şu an bizim buralarda köy yok. Ama şu an karşımdaki Yozgatlı orada köy çok. Orada il özel idaresi çok. Aşağıdakilerden hangisinde köy yoktur derse hangisi bir büyük şehirdir diyordur. Aşağıdakilerden hangisinde il özel idaresi yoktur diyorsa aşağıdakilerden hangisi bir büyük şehirdir diyordur. Anlaştık. Büyük şehirlerde il özel idaresi olmadığı gibi köyler de yoktur. Köyler 2014'te mahalleye dönüştürülmüştür. Hadi bakalım son parta doğru geliyorum. Büyükşehir Belediyesi olan illerdeki köyler mahalleye dönüştürülmüş bunu söyledik. Hocam il ve ilçe kanunla kuruluyor. İl özel idareleri illerin kurulmasıyla kendiliğinden kuruluyor. Yani iller kanunla kuruluyor sonrasında kendinden oluşuyor. Belediyeler cumhurbaşkanı kararıyla kuruluyor. Hatta il ve ilçe merkezleriyle en az 5 bin nüfus istiyordum. Büyükşehirler 750 bin nüfus artı kanunla kuruluyor. Köyler 152 bin aralığındaki nüfusla İçişleri Bakanlığı kararıyla kuruluyor. Ve bakanlıklar da yürütmede bahsetmiştik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruluyor. Bu slide altın. Bu not altın soruldu sorulur. Her bir yanı soru. Şöyle yakından bir baksana. Hatmetmek için bak. Fişek gibi bir slide bak. Buradan so ya iki yılda bir soru var ya. İki yılda bir soru var şekerim. İl kanunla kurulur. Büyükşehir kanunla kurulur. ilçe kanunla kurulur. Büyükşehir kanunla kurulur. İl, ilçe, büyükşehir kanunla kurulur. İl ve ilçenin adı kanunla değiştirilir. Belediye Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Köyler İçişleri Bakanı kararıyla kurulur. Bakanlık kararı. Bakanlıklar Cumhurbaşkanı karar namesiyle kurulur. Ne olur? Karar kararnameye dikkat et. Bu slaytı her yerde paylaşabilirsin. Her yere çıktı al paylaş. Ya da benim şöyle fotoğrafımı alabilirsin. Geldim bana ve işin sonu. Güzel kardeşim şöyle bir baktım. Bu dersin sonunda da bir not olsun. İptal edilen bir ÖSYM sınavı vardı geçtiğimiz yıllarda orada sorulmuştu ama iptal edildiği için böyle gündemde kalmadı ama ÖSYM bunu artık her zaman sorabilir. Çünkü havuzunda artık böyle bir sorunun olduğunu biliyoruz. O yüzden anlatmakta fayda var. Bir işlemin yapıldığı şekilde ortadan kaldırılmasına, yapılış usulüyle kaldırılış usulünün aynı olmasına biz bak usulde yani şekilde paralellik diyoruz. Hatta ben şöyle yapayım. Şöyle sarıyı seçeyim ki Galatasaray olsun. Tamam. Biz buna usulde paralellik diyoruz. Örneğin, bakanlıklar cumhurbaşkanlığı karar namesiyle kurulur. Bakanlıklar yine cumhurbaşkanlığı karar namesiyle kaldırılır. Usul, şekil aynıysa usulde paralellik. Ama bir işlemi yapan kişi ya da kurum ile onu ortadan kaldıran kurum aynıysa buna da yetkide paralellik denir. Bakanlıkları cumhurbaşkanı kurar, cumhurbaşkanı kaldırır. Yetkide paralellik. Bakanlıklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırılır. Usulde paralellik. Mesela il ve ilçe kanunla kuruluyor, değil mi? İl ve ilçe kanunla kuruluyor, il ve ilçe kanunla kaldırılıyor. Yapılış şekli kanunla bak. Yapılış şekli usulünü anlatıyor. Kanun çıkaracaksın diyor. Usulde paralellik. Ama il ve ilçeyi meclis kurar, il ve ilçeyi meclis kaldırır. Yapan kişi ya da kuruma vurgu yapılıyorsa ve ikisi de yapan kaldıran aynıysa Hop yetkide paralellik diyeceğiz. Tamam canım kardeşim. Bilgin olsun. Bunu da şöyle yakından bir yansıtalım. Usulü bozmayalım. Bakın bu dersi defalarca izleyebilirsiniz. Bu dersi defalarca görüntüleyebilirsiniz. Bu derste not tutabilirsiniz. Bu derste ilgili soru var. Ve bundan sonraki dersimde de idarenin bütünlüğünü anlatacağım. Şahane bir ders oldu. Bir bütün ders oldu. Bölemezdim. İnşallah sana da faydası olur. Kesinlikle bu dersten her yıl ÖSYM'nin verilerine bakar söyleyeyim. En az bir soru var. Seni çok seviyorum. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle az vakit kaldı. Bir iki video sonra vedalaşacağız. Hoşça kal.